En güzel cümlesiyle başlayayım. Bismillahirrahmanirrahim. Cumanız mübarek olsun. Cumanın nuru gönüllerinizi aydınlatsın. Amin. Değerli Belediye Başkan Yardımcımız, Kültür Müdürümüz, değerli meslektaşlarım ve istikbaldeki protokolümüzün asıl mensupları, sevgili kızlarım, hepinizi candan selamlıyorum. İnşallah dualarınızla bir ders saati miktarı yapacağımız sohbetin ve sonunda sizin soracağınız soruların hayra vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Şuradaki kalbiniz var ya, o sevgi dolu kalp, eğer gerçekten sevgi doluysa, manevi bir tencere gibi sevgiyle kaynar, coşar, taşarsa, tencerenin kapağı nerede? Burada, ağzınız. Tencerenin kapağı açılır ve gönlünüzdeki sevgi, şefkat, merhamet görünür hale gelir. Ama tencerede sevgi kaynamıyorsa, o tencerede şefkatsizlik, merhametsizlik, vicdansızlık, kabalık, fitne, fücur, yani kötülükler var ise, tencere kaynayınca yine kapak açılır ama o kapaktan kötülük, kalp kıran, insanları rahatsız eden çirkinlikler fışkırır. Bütün bu maddi imkanlar, dünyevi açılan üstünlükler eğer bize ruhça kaybettiriyorsa, gönül güzelliği de, gönül zenginliği de getiremiyorsa, emin olun hepsi başa beladır. Hepsi hesabını vereceğimiz zorluklar haline dönecektir. Varlık darlık çıkarır. Ama Yunus'umuz ne diyor? Bunca varlık var iken gitmez gönül darlığı. Eğer inançta eksilme varsa kazandığın her varlık sana darlık getirir. Ama iman güzelliği varsa kaybettiklerinden bile kazanırsın. Zarar bile kâra dönüşür. Çünkü Müslüman bilir ki helal 2 lira, haram 5 liradan daha çoktur ve bereketlidir. Dolayısıyla arkadaşlar, misyonunuzu hatırlatmış oldum, inşallah unutmazsınız. İmam Hatipli olmak bir okulun öğrencisi olmak anlamına gelmiyor. Bir davanın, bir misyonun, bir imanın herkes, bütün Müslümanlar temsilcisidir de sizin bir adım daha önde müntesibi olduğunuzu, bağlısı olduğunuzu gösteren bir işarettir, bir beşarettir, bir müjdedir inşallah. Dolayısıyla bunun içini doldurmak, buna layık olmak, layık olabileceğiniz kadar layık olmak sizi bambaşka bir varlık haline getirecek. Melekleştirecek demeyeceğim. Çünkü melekler tek düze bir çizgide biliyorsunuz yaşıyorlar. Yükselmeleri yok, düşmeleri de yok. Ama siz melekleri de aşacak bir yüksekliğe Allah'ın izniyle çıkacaksınız. Önünüzde böyle bir yol açmış Rabbim. Diğerlerine göre, yaşıtlarınıza göre yol geniş, imkan çok. Değerlendirmek arkadaşlar size düşüyor. Sözü şöyle bitireyim. Sizin gibi güzel dinleyen gençler bulmuş, benim gibi yaşlı bir adam anlatıyormuş. Anlatırken de sık sık diyormuş ki, gençler dikkat edin yavrum, gençlik geçicidir. Güvenmeyin, hep genç kalmayacaksınız, yarın Ayşe nine olacaksınız, Fatma nine olacaksınız. Gençlik de dünyanın her bölümü gibi geçicidir. Aman gençliğinize güvenmeyin yavrum diyormuş. Sonunda gençler bakmış ki adam uzatmış, hep de bunu söylüyor. Güvenmeyin gençliğinize, geçicidir. Çocukcağız demiş ki, efendim bir şey söyleyebilir miyim? Buyur yavrum demiş. Amca sen de ihtiyarlığına güvenme. İhtiyarlık da çok çabuk geçicidir. Vesselam. Yani ömür geçicidir. Gençliğiyle yaşlıya. Şimdi televizyon tabiriyle söyleyecek olursam, çok kısa bir zaman önce ben de sizin gibiydim. Sizin yaşınıza hissediyorum. Hatta bazen rüyalarımda gençleşiyorum. Uyanınca üzülüyorum. Ama gerçek bu. Kalmıyor elde. Sizinki de geçecek. Ama nasıl geçsin? Cennet yatırımı olarak geçsin. Şeytanın ve nefsin işbirliğine papuç bırakmayın. Asıl kahramanlık içeride olacak kahramanlık. Şimdi 1920'de dedelerimiz bu şehirde bir kahramanlık yapmışlar. Onu da hatırlatayım. Efendim 3 gün önce yıl dönümüydü. Arkadaşlar filmini de seyrettirmişler size. Belediyemiz bir film hazırlatmış. Seyrettiniz değil mi? Peki oradan en çarpıcı, en özel, sarstı beni, çok tesiri altına aldı diyeceğiniz ne var? Kim söyleyebilir? Evet, bunu düşünün. Arkadaşlar cevabı sonra alacağız demek ki. Bunu düşünün. Bakın dedelerimiz
üzerinden geldi bu vatan buraya. Onların sizin gibi güzel okulları yoktu. Onların çoğu bugünkü deyimle ilkokul bile okumamışlardı. Ama öyle bir yürekleri vardı ki tertemizdi. O sevgiyi, aşkı doğru anlıyorlardı. Önce kul, sonra ümmet oluyorlardı. Sonra vatan sevdalısı oluyorlardı. İşte bu duyguyla, bakın bu duyguyla bir şehir bir devleti yendi. Bütün dünyanın ağzı tava gibi açık kaldı. Tavanın ağzı kazan gibi açık kaldı ağzı. Şaşırıp kaldılar. Şaşırıp kaldılar. Hala anlayamıyorlar. İman imkandır. O imanla sizin de önünüzde Allah düşünmediğiniz, hesap etmediğiniz yollar açacak. ...12 Şubat Belediye'mizin sunduğu Vehbi Vakasoğlu yazarımızı bizlere ilettiği için çok teşekkür ediyoruz. Bizlere ilettiği mesajlardan, bilgilerden dolayı Vehbi Vakasoğlu yazarımıza daha da çok teşekkürlerimizi sunuyoruz ve Allah'ım razı olsun. Öncelikle 12 Şubat Belediye Başkanımız Sarı Mahçe'ye teşekkür ediyoruz bizi Vehbi Vakasoğlu ile buluşturduğu için. Umarım böyle etkinliklerin devamı gelir. Çok güzeldi, bir söyleşi oldu. Yazarımız hakkında da bu zamana kadar ben sadece bir tane kitabını okudum. Gerçekten de sohbeti de güzelmiş. Anlatması, yaşanmışlıkları falan bayağı bize nasıl desem öğüt olacak şekilde, biçimde, hayatımıza yön verecek şekilde. Başhanefi Maçiçek Başkanımız olmak üzere bize böyle bir etkinliği düzenlediği için kendilerine teşekkür ediyoruz. Hem manevi ve duygularımızı tekrardan bize anlattıkları için teşekkürlerini sunuyoruz. Okulumuz daha böyle daha çok etkinlikler yapılmasını rica ediyoruz Hanefi Başkanı'ndan. Gereklileri arz ederim. Yazarımız hakkında? Yazarımız zaten Kahramanmaraşlı olduğu için, bizim demişlerimiz olduğu için, fikirleri ve kitaplarını okuduğumuz için bu saatten sonra daha yakından takip edeceğiz. Adım Leyla Nur Kurt. İklim Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyorum. Okulumuza Vehbi Vakasoğlu konuk oldu. Çok mutlu olduk okul olarak. Kendini kitaplarını okuyorum. Çok seviyorum kendisini. Ve çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Sen de iyiyim. Adım Rukiye Önce. İklim Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyorum. Okulumuza Vehbi Vakasoğlu geldi. Bizi çok mutlu etti. Onun bilgileriyle bizi aydınlandırdı. Kendisini geldiği için teşekkür ediyoruz. Bizi çok mutlu etti.